Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır size video çekemedim. Ve elime aldım. Hazır evimde leş gibiyken, her zaman da böyle süpürüm ama gerçekten leş gibi oluyor yani. Birkaç gün beni süpürmediğinizde, birkaç gün beni temizlemediğinizde ister istemez cam açıyorsunuz vesaire. Toz toprak doluyor. Yani başlayayım dedim. Bir evi süpüreyim. Katlanacak şeyler de var. Çamaşırlar vesaire. Onlarla beraber bir işe koyulalım dedim. Hadi bakalım temizlik zamanı. Thank you.
çamaşır dağınıklığını bir kaldırayım, bir katlayayım. Kenara koyayım, sonra ay iyice kaydık. Sonra yerleştirmeye geçeceğim. Katlayıp sadece bir atık odasına götüreceğim. Ondan sonra süpürmeye devam edeceğim. Thank you.
Şimdi arkadaşlar ev temizliğinden nereye geldik? Fırça temizliğine. Çok makyaj yapan biri olmasam da arada yapıyorum ve daha çok far ve allık kullanıyorum. Aslı'nın sesinden duyuluyor mu bilmiyorum ama far ve allık kullanıyorum dediğim gibi. O yüzden fırçalarım mahvolmuş durumda. Anneciğim. Tamam senin anneciğim. Tamam bir tane. Sıralar bu çıktı. Tuttuğu bir şey benim. Benim. Hatta benim de diyemiyor böyle konuşuyor. Şimdi akşam nasıl yıkıyorum? Fırçalarım bu şekilde. Bir leğen içine bırakıyorum. Biraz bir su koyacağım. Herkesin bir yıkama yöntemi vardır. Ben de kendimkini göstermek istiyorum. Fazla bir su koymuyorum. Şöyle hafiften üstüne geçecek kadar. Ondan sonra ne kullanıyorum? Bebek şampuanı kullanıyorum. Bu bir ürün de hediyeydi. İçerini pek beğenmediğim için bundan sonra kullanmadım. Ve bir de fırçalarımı temizlemek için şöyle bir ürünüm var. Hatta bir ara böyle 5 dakikada yap videoları falan var. Orada görmüşsünüzdür. Bu tırtıklar yerine işte herhangi bir plastik yüzeye ya da herhangi bir karton yüzeye silikon tabancasıyla aklıma gelmedi. Silikon tabancası da bu şekilleri yapıp daha sonra fırçanızı sürtünce aynı bu işlemi görmüş oluyor şu tırtıklar. Şöyle üstü de nokta. Bu gerçekten güzel. Şöyle bir şekilde parmağınızı takıp fırçayı şöyle alıp birazdan göstereceğim. Bu şekilde sürtüp kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Bunu da Geek vardı bir ara. Hala var ama maalesef biliyorsunuz dolar ve euro aldı başına gitti. O yüzden kullanamıyoruz. Bir ara ben bunu yani o kadar uyguna falan almıştım ki. Yani buradaki fiyatıyla 5-6 liraya falan denk gelmişti. 3 yıl falan önce. Aynı şekilde bu fırçalarımı da şu beyaz saplı olanları da AliExpress'ten almıştım. Bunlar da en fazla yani 15-20 liraya gelmişti bu kadar fırça. Şimdi düşünemiyorum. Şöyle hafiften üstlerinden gezdiriyorum. Böyle şampuanını. Yeterli bulmadığımda şey de yapıyorum tabii ki. Tekrar bir daha döküyorum mesela. Şimdi şöyle çok küçük bir şekilde döktüm. Daha sonra parmağıma ürünümü geçirdim. Daha sonra yaptığım işlem şu. Tam öne getiremiyorum ama görüyorsunuz herhalde. Bu şekilde rengi akana kadar yapıyorum. Çok kolay temizleniyor bu şekilde. Zaten bir durulma suyu da geçeceğiz. Arkadaşlar bir temizlik vlogunun daha sonuna geldik. Videomu da kapatmadan önce size Asiluma'yı aldım. Çocuk kitaplarından bahsetmek istiyorum, göstermek istiyorum. Amazon'da bir bayağı bir indirim var yani şu sıralarda da. O yüzden bunları da değerlendireyim dedim. Ya çoğu çocuk kitabı böyle 2 lira, 2,5 lira, 5 lira falandı yani. Çok hoşuma gitti bu indirimi görünce tabii ki de hemen yakalayayım dedim. Neler aldım hemen onları göstereceğim size. Şimdi kitaplar dışında 2 parça ürün daha aldım. Onları da hemen göstereyim ilk başta. Tabii ben açtım bunları bir kontrol ettim, denedim. Bu şekilde. Bu arada kolilemesi, paketlemesi süperdi. Çok beğendim gerçekten. Ve ben ilk defa Amazon.com.tr'den alışveriş yaptım. Ne aldım? 24'lü şöyle bir boya aldım. Big markanın 30 ay üzeri için kullanılıyor. Ve elleri kirletmiyor. Böyle vaatleri var ve gerçekten de vaatlerini yerine getiriyor. Çok güzel bir pastel boya takımı. Ama elleri kirletmiyor ve mum boya formunda da değil. Güzel bir yapısı var. Beğendim. Renkleri falan da çok hoş. Metalik renkleri bile var yani. Çok hoşumuza gitti. Ve arkadaşlar bu sadece 19.90'dı. Evet 19.90. Çok şaşırdım ve hemen aldım Asiluma için. Ve bir de şu oyuncağı aldım. Bayıldım ya buna. Mükemmel bir oyuncak. Çok tatlı. Boyut olarak da yani anca böyle bir karıştır. Yani at çantayı götür bir oyuncak aslında. Şimdi malzemelerini ben şöyle bir göstereyim. Paketinden çıkarttık biz bunu. Şöyle küçük çıtçıklı bir poşete koydum ben. Etini çıkartayım da. Şimdi neleri var? Hemen şunu bir göstereyim.
şöyle bir çiftlik oyuncağı. Şöyle küçük bir kapısı var. Hatta şuradaki etiketi vardı. Üstünde şu kalpten hemen asilüma söktü bile. Açılabilir. Bir kapısı var. Şöyle delik, küçük bir giriş. Şuraya da bir oyuncak koyabiliyorsunuz. Şuraya da bir oyuncak koyabiliyorsunuz. Burası sanki bir toprak ekili dikili arazi gibi yapılmış. Ve orada neler var? Şöyle iki tane marulu var. Çok tatlı. Şöyle koyabiliyoruz oraya. Tabii şu anda yatan üstüne olduğu için çok düzenli yapamayabilirim. Şöyle iki tane havuç. Allah'ım delirdim ya. Çok güzel. Şöyle nerede? Hah, diğer havuç da burada. Şöyle iki havuç var. Sonra şöyle bir sepeti var. Tatlılıktan ölen bir sepet. Şöyle bir tavuğumuz var. Bu tavuğun bir fonksiyonu var. Kanadına şöyle yumurta haznesi var. Ve üç tane de minnacık yumurta koymuşlar. Tavuğun mesela kanadından içeri koyduğunuz yumurtayı kapatıyorsunuz kanadını. Sonra arkasından çıkıyor. Böyle bir fonksiyonu var. Yani çok tatlı, çok hoşuma gitti. Dediğim gibi böyle bir tavuk. Bir şöyle su kabı hayvanlar için yalak dediğimiz aslında köyde. Şöyle ana karakter. Çiftlik sahibi hanım. Hanımın çiftliği. Şöyle bir bebecik. Bu da çok tatlı. Suratı da et yani. Hani çok hiç uyduruk bir oyuncak değil kesinlikle. Şöyle bir tavşancık. Ve gerçekten bunlar ağır. Yani uyduruk asla değil dediğim gibi. Bir de kuzumuz var. Bu kadar bir oyuncak seti de 70 lira falandı. Ama dediğim gibi böyle kitaplar, birazdan kitapları da göstereceğim. Kitaplar, boya ve oyuncaklarla beraber toplam 88 liraya aldım. Çok uyguna denk geldi yani. Şimdi kitaplara geçelim. Bunlar da en çok okunan, beğenilen kitaplar. Asel zaten çok seviyor kitabı maşallah. İnşallah o şekilde de devam eder. Ben de devamlı farklı farklı almaya çalışıyorum. Onun yaşına hitap edecek olarak. Genelde zaten Türkiye İş Bankası yayınlarıyla Yapı Kredi yayınlarının kitapları güzel oluyor açıkçası. Yani onları daha çok seviyor. Daha çok ilgisini çekecek kitaplar oluyor. Bunlar da zaten hep şu ibare oluyor. Bu kitabı çocuğunuza 7 yaşına kadar siz okuyabilirsiniz. Çocuğunuz okumayı öğrendikten sonra kendisi okuyabilir. Yani bir yaş sınırı yok mesela. Bu güzel bir şey. Ben bunu 1 yaşındayken de okuyordum. Şimdi 2 yaşındayken de okuyorum gibi olabiliyorsunuz yani. Böyle bu kitabı aldık işte arkadaşlar. Sevginin Gücü. Daha okumadık bunu. Bunu işte ben. Bunu da biliyorsunuz. Daha önceden görmüşsünüzdür bu kitabı. Bu da bayağı çok okunanlarda. Tavşancık ve Gece Macerası diye. Yine bu da Türkiye İş Bankası'nın kitabı. Zaten böyle parlak kuş kağıdı olması, resimlemeleri falan çok güzel. Bu şekilde. Uç Baytak Uç. Bunu da çok görüyordum. Minik Penguen'in Büyük Macerası. Şöyle de göstereyim. Daha sonra yavaş yavaş böyle tuvalet eğitimi kazandırmak istediğim için bunu almak istedim. Minik Elif'in Tuvalet Eğitimi diye geçiyor bu kitapta. Buna da daha başlamadık. Bu biraz da bir uzun yazılı. 2 yaşından sonra ben bu kitaba başlarım diye düşünüyorum. Zaten şurada bir ayımız kaldı 2 yaş olmasına. Köpük ile Pıtır. Bu şekilde. Gofret ile Babası. Bunu okuduk ve çok sevdi bunu. Sonra Çizgili. Bunu da çok sevdi. Babam Bir Dev. Arada parlam oluyor, kusura bakmayın. Bu şekilde. Bunu da okuduk. Bunu da okuduk. Bunu zaten çok görüyordum. Ya bir bu Yapı Kredi yayınları şu anda aldıklarımdan. Bunu çok merak ediyordum. Bunu dün eşim okudu. Ben daha okumadım. Nasıl bilmiyorum. Bugün de ben okurum aslında.
Bir de şöyle 4 yaş üzeri diyor ama ben şimdiden almak istedim. Asil'in sayılara ilgisi olduğunu düşünüyorum. Seviyor yani sayılarla ilgili şeyleri. Bir yerde gördüğünde söylemeye çalışıyor. Anne sayı gibi bir şeyler söylüyor hani belirtiyor, saymaya çalışıyor bir şeyler. Küçük küçük buna yine 2 yaşından sonra çok öyle heba etmemek üzere aldıklarımızı da başlamayı düşünüyorum bunları da. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim şimdiden. Hoşça kalın. Allah'a emanet.